Eski Açık'tan kadro mühendisinden herkese merhaba. Bugün şampiyon Galatasaray'ın gelecek sezonki kadrosunu konuşacağız, yapılanmayı konuşacağız. Tabii burada bölümlere, pasajlara ayrı ayrı gideceğiz. İlk bölümümüzde Galatasaray'ın geçen sezon ne oynadığı ve hatta Okan Buruk'un genel olarak oyun planını ele alacağız. Galatasaray'ın geçen seneki oyunu çok açıkça bir baskı oyunuydu, pres oyunuydu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de, Süper Lig'de de presle baskıyla oynamaya çalıştı. Topu rakibinden çok hızlı bir şekilde almaya gayret etti. Ama tabii bununla beraber ligde topa en çok sahip olan takım da oldu ortalama olarak. Bu da rakiplerin işte size karşı kapanma refleksine karşı Galatasaray'ın gösterdiği bir plandı. Bu planda da başarı elde edildi. Takım da biraz Kerem Demirbay, Hakim Ziyech vesaire topa sahip olma oyununa uygun, Kaan Ayhan biraz daha topa sahip olma oyununa uygun daha teknik oyunculardan kuruluydu bence bir önceki seneye göre. Tabii bu da Galatasaray'ın biraz daha top yüzdesini arttırdı. Rakiplerin kalitesinin de düşmesi ve Galatasaray'a karşı tek yapabildiklerinin biraz geçiş kovalamak olduğunu da altını çizelim. Bu da biraz Galatasaray'ı buna mecbur bıraktı. Galatasaray sezonu aslında Muslera, Boy (parantezinde Kaan), Davinson, Abdülkerim ya da işte Nelson Abdülkerim, buraya yine parantez ekleriz. Buraya Derrick Köhn diyeceğim. İlk yarıyı geride bırakarak çünkü ilk yarı çok karmaşıktı. Torreira, Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem ve Mauro Icardi 11 ile aslında kapattı. Yani Galatasaray'ın ağırlıklı 11'i buydu. Paranteze tabii ki Kerem de yazabiliriz. Kerem Aktürkoğlu da süre olarak hiç fena bir süre almadı. Ama Galatasaray'ın ağırlıklı 11'inin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ana kadronun, ana planın bu oyunculardan oluştuğunu altını çizebiliriz. Bu kadro tabii eldeki malzemenin bazen kıtlığı, bazen malzemenin sizi bıraktığı mecburiyet Okan Buruk'u istediği pres oyunundan biraz uzaklaştırdı. Hem Hakim Ziyech'in hem Kerem Demirbay'ın işte sakatlanmış Icardi'nin baskıda Galatasaray'ı biraz eksik bırakması pres oyununu biraz düşürdü. Özellikle ligin son haftalarına doğru bu oyun bir baskıdaki keskinlik biraz düştü ve Galatasaray topa daha çok sahip olmaya başladı ligin ilk yarısına göre. Bu oyunla beraber Galatasaray'ın farklı bir şeyler oynadığını gördük. Bazen işte Fenerbahçe maçı gibi Galatasaray'ın presini hiç yapamadığı zamanlarda rakibe karşı aslında sağdan biraz eksildiğini 11'e 10'da dahi Galatasaray'ın üstünlüğünü kurmada zorlandığını gördük. Çünkü fizik kalite olarak Galatasaray biraz aşağı doğru inmelenmişti. Ama Okan Buruk'un açıklamalarından anlıyoruz ki Galatasaray gelecek sezon biraz daha eldeki kadroyu güçlendirecek ve hocanın istediği takviyeler yapılacak. Peki hoca hangi takviyeleri isteyecek? Yani Okan Buruk'un kafasındaki oyun ne? Bu da bizim ikinci başlığımız. Okan Buruk'un bence kafasındaki oyun çok net bir 4-4-2 oyunu. İki forveti biraz daha böyle sıraladığımız. İki tane pivotla oynanan ve kenarları olabildiğince atletik tutup baskıyı presi olabildiğince yüksek gösterebildiği oyun. Zaten Medipol Başakşehir'de 4-4-2 oynatan bir hocaydı Okan Buruk. Orada 4-4-2'yi çok sık kullandı. Yine Galatasaray'da ilk sezonda Icardi Mertens ikilisini biraz daha 4-4-2 gibi kullandı. Mertens yine orta sahaya yardım ediyordu ama biraz daha forvete yakın oynuyordu. Onun da altını çizmek gerekiyor. Mertens neden bu kadar çok orta sahaya yardım ediyor? Bence orada Sergio Oliveira ve Kerem Demirbay ikilisinin taşınmaya ihtiyacı var. Lucas Torreira bunu pek çok maçta yapıyor ama Mertens'in de katkısı gerekiyor. Hele Mertens bu sezon geçen sezona göre yani Oliveira'lı sezona göre Kerem Demirbay'lı sezonda orta sahaya daha çok yardım etmek zorunda kaldı. Bu Demirbay'ın Oliveira'ya göre bir negatif eksikliği veya işte bir eksikliği değil. Raşisa'nın yokluğu yani kenardan Galatasaray'ın hiç enerji katkısı alamaması. Barış Alper'den geliyor ama içeri doğru değil daha çok hücuma doğru geliyor. Burada Raşisa hem orta sahayı hem de savunmada boyu kapatıyordu. Boyun alanlarını kapatıyordu. O açıdan Galatasaray'ın bu sezon yani 2023-24 sezonunda Mertens'i daha çok orta sahada kullanmak zorunda olduğunu gördük. Yani işin özü şu. Okan Buruk şampiyon olduğu bu iki sezonda oyununu kadrosuna göre belirledi. Tabii ekseriyetle yani kendi istediği oyuncular olduğu preste kullanabileceği oyuncuları belki aldırdı ama takımı hiçbir zaman tamamen bir pres takımına dönüştüremedi. Yani geçen sezon çünkü yaşanan bazı aksaklıklar, transferde yapılan belli hatalar, bunun sebepleri kimdendir, nedir artık geçti gitti konuşmaya da gerek yok. Ama işte Zaha, Tete gibi, Hakim Ziyech gibi bence pek çok oyuncunun yani bunların bir ikisinin değil aynı anda kadroya dahil edilmesi Galatasaray'ı biraz pres konusunda ağırlaştırdı. Ve orada Galatasaray biraz takım içerisinde dinamizm eksikliği yaşadı. Şimdi bu dinamizmi arttırmak için Galatasaray'ın bu sezon yapacağı transferlerde nasıl bir yol izleyeceğini göreceğiz. Bence Okan Buruk kenarlara bilhassa çizgilere çok dinamik oyuncular isteyecektir. Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamalarda hoca Dursun Özbek'in yönetimin iyi bir transfer rotası izleyeceği konusunda ikna olduğunu belirtti hoca. Bu biraz daha Okan Buruk'un istediği oyuncuları getirme intibası uyandırdı bende.
ve Galatasaray'ın daha böyle bir 4-4-2'ye dönüp presi olabildiğince keskinleştirmesini bekliyorum gelecek sene. Hocanın kafasındaki oyun bence çift pivotlu bir 4-4-2 oyunu. Burada daha kreatif bir oyuncu, daha içeriye girip forvetleşebilen daha keskin bir oyuncu. Barış Alper gibi, Hakim Ziyech gibi. İki tane pivot yani Oliveira ve Demirbay değil. Daha Torreira'yı geriye gelmek ve bu kadar enerji harcatmak zorunda kalmayacak. En azından enerjisini sadece orta sahada adam kovalamaya harcamayacak bir Torreira. Torreira'nın yükünü azaltmak ki buradaki 4-4-2'yi daha keskin kullanabilmek. Yani buraya alınacak bir 10 numaranın veya bir ikinci forvetin orta sahaya yardımını istemeyecektir Okan Buruk o kadar. Çünkü burada kullanacağı çift pivot bu alanı tamamen kapatabilecek oyunculardan kurulu olacak. Belki sağ kenardan bir merkeze katkı ister büyük maçlarda. Ama genel olarak hocanın istediği oyunun daha böyle bir 4-4-2 olduğu intibası uyanıyor bende. Kenarları bence 2 beki de çok dinamik olmalı bu oyunun. Çünkü burada kullanılan çift pivot, burada kullanılan 2 forvet Galatasaray'ın enerjisini biraz daha kenarlara atmasını sağlayacak. İşte Sacha Boey, Derrick Ön örnekleri bence doğru örnekler. İsim vermeden profil belirleyelim. Galatasaray'ın fizik gücü yüksek, enerjisi yüksek, dinamizmi yüksek isimlere ihtiyacı var kenarlarda. Kanatlar için de öyle bence. Yani buraya Hakim Ziyech örneği verdim ama o bile bazı maçlarda Galatasaray'ın oyunu zorlaştırabilir. Buraya da enerjik, dinamik bir oyuncu lazım pres ve baskı için. Bütün kreatifliği bu 2 forvetin üzerine yıkıp en azından yüzde olarak çok yükseğini buraya yıkıp kenarlardan çok enerji orta sahadan da alan kapatımı alacaktır bence Galatasaray. Hocanın kafasındaki oyun bu. Tabii savunma ikilisine gelecek olursak da preste, baskıda geri kaçmayacak. Orta sahaya kadar rakibi sıkıştırmada, forvet karşılamada öne çıkabilecek. Konyaspor maçında Davinson Sanchez performansı veya genel olarak bildiğimiz Abdülkerim Bardakçı performansını düşündürtüyor bana. Bence bunu uygulayacaktır Okan Buruk. Kafasındaki oyun hocanın bence bu. İsmi anılan oyuncuları değerlendirelim biraz. Torreira'nın yanına Amrabat ve Icardi'nin arkasında Dybala anılıyor. Bunlar ciddi haberleştirildi de burada eski açıkta Kerem Evet ve Enis Bilican haberleriydi. Onlar söyledi. Amrabat'ı zaten çok uzun süredir Galatasaray'ın takip ettiğini biliyoruz. Dybala'nın da öyle. Amrabat Manchester United'da çok böyle verimli bir sezon geçirmemiş olabilir ama United ne kadar kriterdir açıkçası ondan da pek emin değilim. United çünkü zaten bütün oyuncuları aldı. Belki bütün oyuncuları aşağı doğru ivmelendiren bir takım. O yüzden o ne kadar bir kriter bilmiyorum ama oyuncu profili üzerinden gidelim. Zaten bir transfer raporu çekersek bu iş ciddileşirse çok detaylı bir Amrabat analizi kanalda olur. Ama oyuncu profili üzerinden gidersek bence Amrabat doğru profil. Lucas Torreira'nın yanında alan olarak Torreira'nın bıraktığı alanları süpürebilecek, temizleyebilecek bir isim. Hoca Kaan Ayhan Torreira ikilisini tercih etmişti mesela Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yine Galatasaray mücadele edecekken orada Torreira'nın yanında bir 8 istediğini çok sanmıyorum. Yine bir arkayı süpürebilecek, alanı kapatabilecek bir oyuncu isteyecektir ki presi olabildiğince keskinleştirebilsin. Öne çıkarabilirsin. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde aslında en büyük zaafı bu Total Futbol Analiz sitesinde de yazıldı. Çok güzel bir inceleme yapıldı. Bek arkası. Bu bek arkalarını Galatasaray iyi kapatamadığı için, iyi bir 6 numarası olmadığı için oldukça tehlikeli bir hale geldi. Yani ligde değerlendirilmedi, geçişleri hiç değerlendirilmedi. Bu iki stoper ve bek arasında yapılacak koşular. Ligde pek değerlendirilmedi ama Şampiyonlar Ligi'nde değerlendirildiği maçlar oldu. Galatasaray'ın Bayern Münih'le içeride oynadığı maçta mesela presi kırdığı zaman rakip hemen Coman'ı veya işte Sané'yi savunma arkasına sarkıtmada çok başarılı oldu. Yine United'ın Højlund'u savunma arkasına sarkıtırken çok başarılı olduğu sekanslar var Galatasaray'ın presi kırıldığında. Oraları Galatasaray'ın çok daha iyi kapatması için alanı daha iyi kapatabilecek ve orada geçişleri çok daha iyi engelleyebilecek bir 6 numara ihtiyacı var. Berkan Kutlu mesela Konyaspor maçında ve sezonun belli maçlarında Ankara Gücü de buna dahil. Galatasaray'ın oradaki oyununu epey güçlendirdi. Dahil olduğu zaman profil olarak aslında Galatasaray'ın ne kadar o profile ihtiyacı olduğunu gösterdi. Yine Galatasaray'ın gelecek sezon böyle profile gideceğini, bu yaz transfer döneminde Vecino tipi bir profile gideceğini düşünüyorum. Orada Torreira'nın yanına gelecek isiminde daha çok bu profilde bir isim olduğunu söylüyorum. İsim tartışılabilir. Amrabat'ın performansı yetersiz bulunur. Veya işte daha genç, daha dinamik bir isim önerilir olabilir. Bir sürü isim var piyasada. Ama profil olarak Amrabat profili doğru profil gibi geliyor bana. Bu Amrabat profiliyle Dybala profili de aslında birbirine çok bağlantılı. Yani Galatasaray'ın ön tarafa alacağı 10 numaranın orta saha işlevi yapacak bir oyuncu olacaksa, öyle isimler anılıyorsa o zaman Torreira'nın yanında bir 8 gerekebilir. Ama çıkan isimler bir dedikodu dahi olsa en azından şu an bir gerçeklik olmasa bile Antoine Griezmann da mesela çıkan isimlerden biri. O da ikinci forvet. Yani Dybala da öyle. Galatasaray'ın daha çok orada önereceği isimler ikinci forvet olacaksa arkaya da bir 6 numara gerekecek. Ve Galatasaray'ın aslında Okan Buruk'un geldiği günden bu yana oynatmak istediği bence ve zaman zaman da gösterdiği 4-4-2'ye çok daha böyle güzel bir şekilde geçeceğini göreceğiz.
Eğer bu ikili gelirse, çünkü bu ikili aslında birbirini tamamlayan bir ikili. Yani ben 6 numara transferi ve 10 numara transferini, ikinci forvet transferini birbirinden bağımsız okumuyorum. İkisi birbirine çok ilintili transferler olacak. Eğer Torreira'nın yanına dediğim gibi daha alanı kapatabilecek, alanı savunabilecek bir isim gelirse, forvete de Icardi'nin yanına da, Icardi'nin arkasına da daha forvetleşebilen bir oyuncu gelecek. Galatasaray ağır skor yükünü bu ikisine bırakıp enerjiyi kenarlara verip orta sahada da alanı iyice kapatmayı, presi iyice keskinleştirmeyi ve geçişleri engellemeyi planlayacak. Okan Buruk'un kafasındaki ana plan, yani ütopya bence bu. Gelelim Galatasaray'ın endek kadroya. Nihayetinde kimler gitmeli, kimler kalmalı, Galatasaray'ın hangi bölgede şişkinliği var veya hangi bölgeye transfer gerekiyor? Başlayalım. Kalede Fernando Muslera, yedekleri Batuhan, geri döndü kiralıktan Jean Kat ve Günay. Günay tabii burada ikinci alternatif olmayı sürdürecektir. Batuhan Gaziantep'ten çok oynamayarak geldi. Batuhan veya Jean Kat ikilisinden biri kiralanır diye bekliyorum. Batuhan iyi dönseydi Galatasaray'ın bu 4 artı 4 UEFA'ya bildirmek zorunda olduğu 25 kişilik kadroda işte 4 tane kendi altyapınızdan oynamış, altyapınızdan çıkmış, 4 tane de Türkiye altyapısından çıkmış oyuncuyu bildirerek kadroyu 25'e tamamlayabiliyorsunuz. Orada 8 kişilik kontenjanı, UEFA 25 kişilik kontenjanını öyle açıyor. O açıdan Galatasaray'da burada Batuhan iyi dönseydi belki Batuhan'ı yazabilirdi Galatasaray kadroya. Ama Jean Kat yazılabilir veya işte kadro tamamlanırsa Günay yazılabilir. Ama Batuhan'ın 2 senedir Karagümrük'te ve Gaziantep'ten iyi dönmemesi Galatasaray'ın da tabii bir sıkıntı oluşturuyor. Yine kiralanma formülü veya belki elden çıkarma formülü Batuhan için gerçekleşebilir. Sağ bekte şu an için birinci alternatif Kaan Ayhan. Başakşehir'den Dubois döndü. Leo Dubois ve Ali Turalp üçüncü alternatif olarak var. Okan Hoca birkaç açıklama yaptı Galatasaray TV'ye. Orada Dubois'ı yeniden kiralanacak isimler arasında tutmadı. Tabii elde şu an herhangi bir sağ bek yokken bu gayet normal. Galatasaray'ın şu an orada alternatiflerinden biri Dubois ama 12 yabancı kuralı da var. Yani Galatasaray'ın 12 tane yabancı bildirim hakkı var. O açıdan elde bir şişkinlik de var. 17 yabancısı var şu an Galatasaray'ın. Yusuf Demir'i de işin içine kattığımız zaman. Orada bir şişkinlik var ve Galatasaray orada Dubois hakkında kararını herhalde bu gidecekler ve kalacaklardan sonra verecek. Mutlaka bir kampta görecektir hoca. Çünkü Başakşehir'de fena bir sezon geçirmedi. Ligin sonlarına doğru kulübeye düştü ama belli bir yerde Çağdaş Hoca'nın en iyi, en efektif kullandığı oyunculardan biriydi Leo Dubois. Savunma ikilisinde birinci oyuncular bence Davinson ve Abdülkerim. Nelson var. Nelson'un ben takımda kalması gerektiğini, en azından bu 3 stoperin takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Emin dönecek Belçika'dan. Emin bence 4 stoper kontenjanında yer alacaktır. Ben 4 tane stoper olması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Çift stoper oynayan takımların, yani böyle dörtlü savunmada oynayan takımların 2 tane, az 2 tane de yedek çok iyi stoperi olmalı bence. Hele Şampiyonlar Ligi gibi bir formatta mücadele ediyorsanız 8 maça çıktı artık gruplar. Galatasaray 8 maç oynayacak. Playoff da var Ağustos'ta. O yüzden kadro olabildiğince zengin olmalı ve Emin de o 4 artı 4 az önce belirttiğim şeyde Galatasaray'ın epey işine yarıyor. Galatasaray'ın kendi altyapısından çıkan oyuncu olduğu için orada Galatasaray'ın elini rahatlatıyor. Hem de 4. stoper olarak da gayet iyi bir alternatif Emin. Yabancı sınırında düşünecek olursak. Ross da döndü ama Okan Hoca Galatasaray TV'ye Ross'un tekrar kiralanacağını açıkladı. Kiralanmak istendiğini açıkladı yani. Sol bekte Derrick Cohen var. Alternatif olarak da Kazımcan Karataş'ı yazabiliriz. Kazımcan Ankara Gücü'nde pek iyi bir sezon geçirmedi. Okan Hoca devre arası kiralarken de açıkçası çok memnun değildi. Ama bu eldeki yabancı kuralı ve işte yine UEFA'ya bildirilebilecek o 25 kişilik kotanın belki tamamlanabilmesi için değerlendirilebilir. Ben Derrick Cohen'le devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı Boy gibi, Barış Alper Yılmaz gibi biraz erken değerlendirme yapılıyor. Fizik gücü, fizik kapasitesi olarak oldukça iyi bir oyuncu. Asist ve gol potansiyeli olarak da çok yüksek aslında. Ama işte belli eksikleri tabii ki var. Savunmada özellikle dalgınlıklar, üçlü oynamanın getirdiği ona bazı dezavantajlar daha önceki kulübünde. Ama yine de bir sezon daha mutlaka şans verecektir. Çok zarar edilecek bir oyuncu değil zaten. Öyle çok yüksek meblağlara da gelmedi ve genç, henüz öyle çok yaşı da yok. Galatasaray Köln tip oyunculardan zarar etmez. Orta sahada Torreira ve Demirbay var şimdilik. Alternatif olarak Berkan, Taylan, Sergio Oliveira, Eyüp Aydın ve Çıkıldağ sayılabilir. Çıkıldağ'ı da Okan Buruk yeniden kiralanacağını söyledi. Oliveira'nın da gönderilmesi bekleniyor. Yani Galatasaray'ın Oliveira'nın o yüklü kontratından da, yabancı kuralından da Oliveira'dan aslında çıkması gerekiyor ama bu nasıl olacak? Galatasaray bunu nasıl mümkün kılacak? O da çok zor. O da Galatasaray'ın bence ağır sıkıntılarından biri. Buraya ben bir 6 numarayı Galatasaray'ın ekleyeceğini, Çıkıldağ ile yolların ayrılacağını, kiralanacağını, Oliveira ile yolların ayrılacağını ve kiralanabilirse belki Eyüp Aydın'ın kiralanacağını düşünüyorum. Bence hoca Taylan'a da bir şans verecektir. Ağustos'a kadar, belki Şampiyonlar Ligi playoff'una kadar şans bulabilir Taylan Antalyalı. Çünkü Samsun'da da fena bir sezon geçirmedi. Yerli kuralının da avantajı, Türkiye altyapısından, ortak altyapıdan çıkmasının da avantajı var.
O yüzden Taylan bence bu sene Galatasaray kadrosunda geniş kadroda en azından yer bulabilir. Çünkü Galatasaray'ın çok daha geniş bir fikstürü de geniş bir rotasyona ihtiyacı olacak. O yüzden ben Taylan'ın en azından Ağustos'a kadar bir şans bulacağını, playoff'lara kadar Galatasaray tarafından değerlendireceğini düşünüyorum. Kenarlara gelecek olsak Galatasaray'ın aslında kenarlarda epey şişkinliği var. Yani kişi sayısı olarak çok fazla ama ne kadar nitelikli, ne kadar yedekleyebilir orayı ondan pek emin değilim. Çünkü gidecek oyunculardan söz ediliyor. Sağ taraf için Ziyech'i, Tete'yi, Yunus Akgün'ü, Yusuf'u ve Morutsan'ı sayabiliriz. Yusuf'la yolların ayrılacağı, kiralanacağı söylendi. Morutsan için de aynı söylendi. Orada Ziyech, Tete ve Yunus Akgün kalıyor. Ben Tete ile de yolların ayrılmasını bekliyorum. Hakim Ziyech ve Yunus Akgün ikilisi bence sağ taraf için yeterli olacaktır. Sağ taraf için Galatasaray'ın gelecek sezonki rotasyonu Yunus Akgün ve Hakim Ziyech olacaktır. Sol tarafa gelecek olursak da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha var. Zaha konusu tabii çok çetrefilli. Ben açıkçası eğer Galatasaray maliyetinden kurtulabiliyorsa yolların ayrılması taraftarıyım. Tabii bir yaz kampını yine Okan Hoca belki görmek isteyecektir ama açıkçası ben geçen sezonki performansı, yüksek maaşı ve Galatasaray'ın pres oyununa uygun olup olmadığı konusundaki soru işaretlerini de beraberine getirdiğim zaman Galatasaray'ın orada Zaha'dan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da şundan söylüyorum. Hocanın istediği ve bence burada hep adı anılan isimler daha skorer. İşte pres oyunda belki o kadar katkısı olmasa da skor yükü olarak çok yüksek, çok verim alabileceğiniz oyuncular. Sol taraf da öyle. Ama Galatasaray kadrosu bu kadar oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde taşıyamaz. Yani bir tane, iki tane tercihiniz olabilir böyle. Yani siz eğer Ziyech, Mertens, işte Sakat Icardi, Kerem Demirbay yaptığınız zaman bu sefer Galatasaray'ın pres gücü olabildiğince düşüyor. Ve ligin son haftalarında Fenerbahçe maçında olduğu gibi bir takımda bir yılgınlık ve dinamizm eksikliği oluyor. Galatasaray'ı toplamak için 1-2 oyuncuya kota vermeli. Yani Ziyech'in de bu sezon kotası çok az. Doldurması gerekiyor. Yani fiziğini yükseltip diri bir şekilde gelmesi gerekiyor ki Galatasaray onu taşıyabilsin. Yine Icardi'nin de öyle. Bu oyuncuları bu kadar yukarıya çıkardığınız zaman artık kenarlardan yüksek verim almanız gerekiyor pres konusunda. Yani bunu Barış Alper Yılmaz yapar. Ama burada Ziyech'i, burada Dybala'yı, işte burada Zaha'yı, burada Icardi'yi kullandığınız zaman burada kim pres yapacak yani? Pres yapabilecek tek bir oyuncu kalmadı neredeyse. Icardi fiziği iyi olduğu zaman, diri bir Icardi olduğu zaman o zaman presi çok şiddetli bir şekilde başlatabiliyor. Ama geçen sezonki sakatlığından sonra orada Icardi çok eksik kaldı. Ve Galatasaray bu kadar çok oyuncuyu taşıyamaz. Hele Şampiyonlar Ligi'nde hiç taşıyamaz. Ve lig aldatıcı olabilir. Yani bu sezon lig gerçekten bir mağlubiyet alan takım ikinci oldu. Öyle garip bir ligdi. Hiç böyle bir lig görmedik hayatımız boyunca. Şimdi gelecek sezon böyle bir lig göreceğimizin bir garantisi yok. Çok daha zorlayıcı takımlar, çok daha çataçat oynayabilen, çok daha Galatasaray'ı zorlayabilen, fiziksel açıdan Galatasaray'ı yıpratabilen takımlar da çıkabilir. O yüzden Galatasaray'ın olabildiğince daha diri bir takım kurması gerekiyor. Hem Şampiyonlar Ligi için, hem lig için, hem de bu geniş fikstürde ikisi için ve hatta Türkiye Kupası için de yani Galatasaray'ın olabildiğince kadrosunu geniş ve dinamik tutması gerekiyor. Ama eğer işte Kerem de giderse kanat rotasyonunu mutlaka sol taraf ve sağ tarafta iki kanatta birden oynayabilecek bir oyuncu gerekiyor. Yerli olması çok büyük avantaj olabilir. Oğuz Aydın ismi geçiyor. Çok çok iyi olur bence Galatasaray için. Ve Galatasaray'ın orada dinamizmini de fizik gücünü de arttırır. Kanat rotasyonuna yerli olarak da çok iyi katkı sağlar. Santrfor ikilisi olarak diyeceğim burayı. 10 numarada ikinci forvet olarak Dries Mertens, Zaniolo, işte Saracan nasıl sayabiliriz? Ümraniyespor'da kiralıktı. Hoca Galatasaray TV'de Zaniolo bizim için önemli, kıymetli dedi. Ama sanki bonservisi çıkarılabiliyorsa elden çıkarılması iyi olabilir Zaniolo'nun da. Çünkü Emery Aston Villa'sında da çok tutunamadı ve Galatasaray'a tekrar dönecek. Açıkçası Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un oyununa çok da uygun mu emin değilim. Yine burada ikinci forvet olarak iş yapabilir zaman zaman ama orada presi yapmadı, presi başlatmadı. Icardi'yle beraber presi keskinleştirmede ne kadar işe yarar ondan da emin değilim. Çift haneli skor katkısı kesin alabilir miyiz? Yine emin değilim. Yani çok soru işareti olan oyuncu Zaniolo. Çok heveslendiriyor oyuncu yetenekleriyle. Herkesi heveslendiriyor anlıyorum. Pek çok insan hala üzerine hayal kuruyor Zaniolo'nun. Bu da çok normal yani Roma'da yaptıkları, İtalya'da gençken yaptıkları çok akıl almaz şeylerdi. Onu Ballon d'Or aday gösterenler vardı ama yine de bu kadar çok soru işareti olan oyuncuyu evden çıkarmak sanki bana çok daha mantıklı geliyor. Tabii eğer Zaniolo'ya İyi bir teklif gelirse Galatasaray onu zarar etmeden elden çıkarabilirse iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Aston Villa da almadı ve Aston Villa almadıktan sonra da piyasası biraz açıkçası düşecektir. Galatasaray'ın çok da geç olmadan elden çıkarması gerekiyor ki biraz zararın neresinden dönersen dön kârdır olsun. Umarım Galatasaray zarar etmeden Zaniolo'dan çıkmayı başarabilir. Çünkü eğer gelecek sezon kadroda olursa hem 12 yabancıyı bir yerden Zaniolo ile dolduracaksınız hem de sürekli bir ümit ettiğiniz, hayal ettiğiniz bir oyuncu daha olacak. Bu kadar
da olmaması gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi yani Zaha, Zaniolo, Ziyech gibi böyle bir 3 tane hayal ettiren oyuncudansa biraz hayal ettirmeyen ama sürpriz yapan, iş yapan oyuncu lazım. Barış gibi. Biraz oralara doğru yönelmek gerekiyor gibi geliyor. En azından bu kotayı düşürmek gerekiyor. Yani burada Dybala olabilir, Ziyech olabilir, Icardi olabilir ama sol tarafı kotarmak gerekiyor. Burada Dybala mı, Zaniolo mu derseniz de mutlaka son sezonda Roma'da yaptıkları ve son 2 sezonu Roma'da yaptıkları ortada olan Dybala'yı tercih ederim. Hem ikinci forvet olarak da çok daha meziyetli bir oyuncu zaten. Bu çok tartışmaya açık bir soru bile değil. Galatasaray'ın santrafor rotasyonunda ise Mauro Icardi, Halil Dervişoğlu ve Eren Aydın var. Eren'in geçen sezon kiralandığı Çorum'da yine çok başarılı olamadığını söyleyebiliriz. Yine kiralanabilir veya yine bu sefer elden çıkarılabilir Eren. Halil yine Hatayspor'a gitti. Çok başarılı olmadan döndü. Belki yerli rotasyona dahil olması olabilir. Belki işte kadroda bulunabilir ama çok ikinci forvet olarak Okan Buruk'un veya Galatasaray'ın Halil'e güvenerek yola çıkacağını da düşünmüyorum. Icardi'nin arkasında mutlaka bir isim alınacaktır. Galatasaray'ın 4 tane bölgeye çok kırmızı alarmla transfere ihtiyacı var. Biri forvet arkası, ikinci forvet. Biri Icardi'nin yedeği, biri sağ bek önü, biri de 6 numaraya Torreira'nın yanına gelecek oyuncu. 6-8 numara yani çift pivot olarak nitelendiriyorum. 6 veya 8 dediğimiz zaman çok yaygaraya neden oluyor. O yüzden Torreira ve bir pivot. Yani 2 tane buraya çift pivot alanı kaplayabilecek enerjik oyuncu. Bu Torreira'yı da daha kreatif kılıyor. Mesela Icardi'nin golünde yaptığı asiste Lucas Torreira'nın gittiği yere bakın Konyaspor maçında. Niye oralara kadar gidebiliyor? Çünkü partneri Berkan. Yani Demirbay olduğu zaman oralara kadar gidemiyor Torreira. Bence daha enerjik, daha dinamik bir ve Torreira'yı daha iyi kullanabilmiş bir Galatasaray göreceğiz. Eğer Lucas Torreira'nın yanına Galatasaray Torreira tipi biraz daha alanı kaplayabilen, daha cüsseli tabii ki bir oyuncu aldığı zaman. Galatasaray'ın 17 yabancısı var şu an elinde. 12'ye indirmesi gerekiyor. 5 yabancı ile yolların ayrılması gerekiyor. Ben aslında üstü kapalı olarak bazı yerleri söyledim ama sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Kimlerle yollar ayrılmalı 12 yabancıya düşmek için? Siz de aşağı yorum olarak bırakırsanız memnun olurum. Tabi burada şunu da atlamamak lazım. Kerem Demirbay'ın 2 sene sonra sözleşmesi yabancıya dönüyor. O da bence önemli bir mesele. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu bunu sözünde ne kadar durur, bir sene sonra kural değişir mi bilemiyoruz ama 2 sene sonra Demirbay'ın sözleşmesi yabancıya dönecek. Onun da altını çizmek lazım. Kadro mühendisliğinin ilk bölümünde Galatasaray'ın yaz transfer döneminde nasıl bir transfer dönemi geçirmesi gerektiğini konuştuk. Okan Buruk'un oyununu inceledik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de Galatasaray'ın kadrosu hakkındaki fikirlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hoşça kalın.